Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizlerle denklem çözme konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. AB elemandır reel sayılar ve A eşit değildir sıfır olmak üzere AX artı B şeklindeki denklemlerdir. Yani X'in derecesine bakıyoruz 1. Yani en yüksek derecesi 1 olduğu için bu birinci dereceden bir denklemdir. AX artı B sıfırken A da B de sıfırsa denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani reel sayılardır. Bu ne demek? Ezber yapmayalım. AX artı B eşittir sıfırken dedik. A'ya da B'ye de sıfır değerlerini verelim. O halde 0x artı 0 eşittir 0. Dolayısıyla ben x'e bütün değerleri verebilirim. X'e hangi değeri verirsem vereyim, sıfırla çarpıldığı için 0, solda sağda 0 olur ve eşitlik her zaman sağlanır. O halde çözüm kümemiz ne olur? Tüm reel sayıları alabilir. Bana soruda çözüm kümesi reel sayıda diyebilir, çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır da diyebilir. Her iki türlü de anlayacağız ki x'in önündeki katsayı da 0'dır, sabit sayı da 0'dır. A, B'yi biz sadece isimlendirmek için söylüyoruz. Her türlü o soruyu AX artı B konumuna getireceksin. Şimdi diğer maddemize bakalım. AX artı B 0 iken A'ya 0, B'ye de 0'dan farklı bir sayı verdiğimiz zaman çözüm kümesi boş küme oluyormuş. Peki neden böyle oluyor? Bir bakalım hop. Yazalım AX artı B 0 iken A'ya 0 diyelim. B'ye de 0'dan farklı bir sayı diyelim. Örneğin 5 diyelim. Bakıyorum sıfırla çarpıldığın zaman her türlü gidecek. 5 eşittir 0 gibi bir şey yoktur. Yani ben x'e hangi değeri verirsem vereyim 0'a eşit olmayacaktır. Çünkü ben b'yi 0'dan farklı bir sayı seçtim. Dolayısıyla çözüm kümesi ne olacak? Boş küme olacak. Yani ben x'e hiçbir değeri veremeyeceğim. X zaten çözüm kümesi ne demek? Bu denklemi sağlayan x değerleri. X'e hiçbir değer veremiyorsam çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Son olarak ax artı b sıfırken a'nın sıfır olmadığı ama b'nin sıfır olduğu durumlara bakalım. Nasıl yapıyoruz bunu? Ax artı b sıfırken a'ya ne diyoruz? Sıfırdan farklı bir değer diyoruz. Örneğin yine işte 7x diyelim. B'ye de sıfır dedim. O halde 7x eşittir sıfır konumunda x her türlü sıfır olabilmesi için karşısı x her türlü sıfır olmalıdır. X'e sadece sıfır değerini verebilirim. O halde çözüm kümesi sıfırdır. Bunu boş kümeyle karıştırmıyoruz arkadaşlar. İçinde bir tane eleman var gördüğünüz gibi. Haydi bakalım buraya kadar bir sorun yoksa örnek sorularla devam ediyoruz. A artı 2b eksi 3x artı b artı 2 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi neymiş? Sonsuz elemanlıymış. Sonsuz elemanlı demek aynı zamanda ne demekti? Reel sayılar. Yani x'e bütün değerleri vermem gerekiyor. Hiçbir şey fark etmemesi gerekiyor. Yani hatırlarsanız ne demiştik? Bu durumdaki bir denklemin a'sına da b'sine de 0 dersem eğer şu konuma getirirsem eşitlikte her türlü sağlanacağı için x'e bütün değerleri verebiliyordum. O halde x'in katsayısına 0 ve sabit sayıya da 0 diyordum. Yazalım. A artı 2b eksi 3 0'a eşit olacak. Ve de ne olacak ikinci durumda? B artı 2 0'a eşit olacak. Buradan önce b'yi bulalım. Daha sonra yerine yazalım burada olur mu? B'ye eksi 2 dedik. A artı 2B eksi 3 sıfıra eşitse eksi 2 dersem A eksi 4 eksi 3 eşittir 0 olup A da buradan kaç taraf atarsak diğer sabitleri eksi 7 idi. Artı 7 olarak buraya geçer. Tamam mıdır? Şimdi ne oldu? Ne istiyor benden? İstediğini sorabilir artık A ile B ile ilgili. A çarpı B'ye istiyordu. Eksi 14 diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ezber yapmadık. Sadece nasıl bir şekilde hani sonsuz elemanlı olabilir? Bunu düşündük. Anladıysak diğer sorumuza geçebiliriz.
Burada biraz karıştırmışlar sanki. Ama ben bu denklemini hangi konuma getireceğim? Ax artı b. Buradaki a'larla karıştırma. Buna istersen cx artı d eşittir 0 da diyebilirsin. Önemli olan ne olacak? X'ler sabitler eşittir 0. Yani bu konumda bir şey olacak. Şimdi bakıyorum. Çözüm kümesi ne demiş? Reel sayılar. O zaman sonsuz elemanlıdırla aynı şey. X'in bütün değerleri alabilmesi gerekiyor. O halde X'in önündeki katsayıyla sabit sayının her zaman sıfıra eşit olması gerekiyor. Önce bir toparlayalım. Şunu bir düzenleyelim. Bunları bu tarafa atarsak eğer ne olur? 5x bu tarafa attım. Eksi ax. X'leri aynı tarafa yazayım ki sonradan işlem yapabileyim. X parantezini alabileyim diye. Artı b de burada dursun. Yanına da kimi getireceğim? 4'ü. Ama ne olacak? Eksi 4 olacak. Eşittir 0. O halde daha hala ax artı b konumuna gelmedi. Ne yapacağım? X parantezini alacağım. Ne var burada? 5. Burada da eksi a var. Artı b eksi 4 eşittir 0. Gördüğün gibi şu konuma geldi. O halde x'in önündeki katsayı kim? 5 eksi a. Peki sabit değer ne? B eksi 4. O halde ben buraya ne diyeceğim? 0. Buraya da ne diyeceğim? 0. Dolayısıyla 5 eksi a 0 eşit oldu. Buradan a 5 oldu. B eksi 4 0 eşit oldu. B buradan 4 oldu. A ile B'yi de buldum. İstediğini yine sorabilir. Yine bana A çarpı B'yi soruyormuş. Buradan 20 elde ettim. Gördüğünüz gibi istediği şekilde sorabilir. Ben yeter ki öğreneyim. Diğer sorumuza geçiyoruz şimdi de. Yine karışık vermiş. Bu kez ne diyor? Çözüm kümesi boş küme diyor. A kaç? Olamaz diyor. Allah Allah. Bakıyorum. A kaç olamaz diyorsa burada eğer bir şey yanlış yaptığımızı buluruz eğer hani bir yerde hata yapsak bile A'nın olamayacağı biz cevabı bulacağız biz. Değerlendirelim. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için AX artı B eşittir 0 konumundaki ifadede A'nın B'nin öyle değerler alması gerekiyor ki X'e hangi değer verirsen vereyim bu eşitlik sağlanmasın. O halde X'in önündeki katsayı 0, B'nin de yani sabit değerinde 0'dan farklı bir ifade olması gerekiyor, sayı olması gerekiyor. Bakıyorum önce bir düzenleyeyim burayı tekrardan. 4X vardı. B'yi yanına alalım. Daha sonra burada ne oldu? 7'yi yan tarafa alırsak 7 artı olarak geçti. 4 artı a eşittir 0. X parantezini aldım. Sadece görün diye bu düzenlemeyi yapıyorum. 4 eksi b artı 4 artı a eşittir 0. Eğer bana b'yi sorsaydı eğer buranın 0 olması için b'nin 4 olması gerekirdi. Ama bana ne diyor? A hangisi olamaz diyor. Buranın da sıfırdan farklı olması gerekiyordu. O zaman ne yapıyorum? 4 artı a sıfıra eşit olamaz diyorum. A buradan eksi 4 olamaz. O halde A'nın alamadığı değer eksi 4'tür. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de yine bu şekilde bir şey vermiş, bir denklem vermiş ama bana diyor ki çözüm kümesi nedir? O halde ben x'e ulaşmaya çalışacağım öncelikle. Bir düzenleme yapayım şurada. 2x burada vardı. 3'ü dağıtıyorum. Artı 3x. İkinci terim yani eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 12 eşittir 5x artı 4 mü oldu? Bakıyorum şurada görün diye önce şu işlemi yapayım. 5x eksi 12 eşittir 5x artı 4 mü? Aa, bu 5x'ler bu tarafa attığımda gider mi? Eksi 12 4'e eşit olabilir mi? Hayır, olamaz. Aslında fark ettiysen ne oldu? 0x artı 0 yani 0x artı 0'dan farklı bir sayı eşittir 0 konumuna geldi. O halde çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Hiçbir değeri alamaz. Burada konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.